Banyoyu da hatta söyledim, kredi girmeden yarım saat içinde temizlenecek bir banyoydu. Çok abartılı. Ben de girmeden. Evet, abartılı bir şey yoktu. Derdaralı öğretti, klozet falan çok pisti yalnız. Klozet mi pisti? Evet, klozetin arka tarafı derzlerin arası. Dün klozet gördün mü benim klozetimi? Ya dünkü klozette de toz vardı ama bu seferki de daha felaket pisti. Derzaraları leş gibiydi, klozetin arkası leş gibiydi. Ben... Kurbanım, o derzden biz dersleri çıkartacağım, kapı mahvolmuş durumdaydı. Şöyle söyleyeyim, klozeti temizledin mi? Evet, tabii içine kadar gidim ya. İzlediğinizde göreceksiniz. Beğenmedin yani. Beğenmedin mi klozeti? Bu klozeti temizlememiş diyemeyeceksiniz çünkü klozeti yok, hiç... Gördüler zaten. Hiç ben şey yapmadan... Gördüm, temizlemeden önce de gördüm, temizledikten sonra da ama gördüm. O klozeti... Hiç iğrenmeden temizledim. Tamamen içine yok, kadar elimi soktum. Her tarafına ben fazlasıyla... Ben de iğrenmeden baktım. Fazlasıyla yaptım. Beğenmedim. Ama kaç dakikada girdin? Özür dilerim. Kaç dakikada girdin şeye? Banyo yarım saat yok. Son yarım saat değil. 20 dakika falan. 23-24 dakika. Hızlıca yaptın yani. Ya o kadar... Evet. Peki Arzu, ver puanını sende. Ben Hatice arkadaşımızın emeğine sağlık ama... 2 vermek. 2 veriyorsun. Evet. İkinci 2 geldi. Sence havadan mı etkilendi yoksa hür kararıyla evet 2 vermeyi mi düşündü temizlik için? Ya bilemiyorum. Yani buradaki emeği hiçe saymak bence bana karşı çok büyük bir ayıp. Ya hatta saygısızlık. Çünkü buradaki emek göz ardı edilebilecek bir emek değil. Hele ki 2 puanlık bir emek kesinlikle değil. Emekten kastın ne ya? Ben de onu anlayamadım. Emekten kastım ellerimdeki uğraşlarım ne olabilir? Uğraşacaksın tabii ki Hatice. Uğraşacağım tabii ki de boşa uğraşmadım sonuç itibariyle. Tabii ki de uğraşacaksın. Ama boşa çıkan bir uğraş yok karşında. Ben emeğine puan veremem ki arkadaşım. Ya boşa çıkan bir uğraş mı var senin karşında? Var. Temizlenmemiş bir mutfak mı var orada? Evet. O evet. Mutfaktan sonra temizlenmemiş bir mutfak mıydı çekmeceleri o? Gördüğüm mutfaktan sonra. 2,5 saatini çok harcamışsın orada. Ben kesinlikle ve kabul temizlenmiş etmiyorum. Temizlenmiş bir mutfak değil. Valla dün ben bu kadar detaylı mutfak. Evet. Hiç görmedim. Ben kesinlikle kabul etmiyorum. Yani bu çok büyük bir haksızlık. Hiçbir şey yapılmamış dendiyse... Ben hepsini tek tek gününde bak, göreceğim. Hiçbir aynen şey yapmamış demedik. Şimdi verdiğiniz 2 puanla hiçbir şey yapılmamış anlamına geliyor. Evet yani zaten bir puan veremiyorsunuz yani. Bu da 2 puan mecburiyet. Emeğine mi verelim? Emeğe mi verelim? Yaptığı işe mi veriyorsun? Yaptığı işe söylüyorum zaten. Yani temizliğe puan verdin sen, sadece yorulmasına değil. Hem temizliğini tamamıyla bitirdin demiyorum. Beğenmedim ama diyorsun. Ama ikilik de bir temizlik değil evet, yani. Evet kesinlikle. Ama beğenmedim demedim ben. Ben beğenmedim noktaları söyledim ama ikilik değil ya. Bana sorduk Hadi. Ben dedi ki ben beğendim beğenmedim. Mutfağı beğendim. Yani temizlikten anlamadığını düşündüğün ve rakip olarak eledi. Sonra bize de karışıyorsun. Evet. Arzu ile Havva'nın 2 vermiş olmasına gerçekten çok şaşırdım. Yani biri zaten veremiyorsun. 2 emeğine vermiyorum, emeğine vermiyorum. Yani emek vermeden ben nasıl iş yapabilirim? Arzu'nun kendisini kazanabilmesi için benim puanımı düşürdüğüne inanıyorum. Hak yedik. Ben yok, ama yine de 2 puanlık bir temizlik yoktu burada. Arkadaşların yorumlarınla puanlarının çeliştiğini düşünüyorum. Evet. Yani onlar hayır hayır. Ben tam daha 2 puanlık bir yorum yaptığımı düşünüyorum. Peki Melek devam edelim senden. Genel olarak evi beğendin mi? Eli hızlı mıydı? Yanlış bez mi sıktı? Kullanışı nasıl da onları alalım. Bez kullanımı normaldi. Yani buna takılmayacağım. Yaptığı temizlikten yola çıkıyorum. Eve 2,5 saat mutfağa gerçekten az olabilir. Yani fazla, özür diliyorum. Fazla olabilir. Ama 2,5 saat için ocağın güzeldi. Fırını da bekledim. Fırın dedin çıkmıyor. Fırının sadece tepsileri, ya içindeki şey kesinlikle çıkmıyor. Bıçakla kırdım. Ben tepsilerini yani falan da dün çünkü çok takıldın. Onları temizlersin diye evet, bekledim. Tepsileri de hiç dokunmamıştı. Ama temizleyebildiğim kadar elledim. Daha fazlasını yapamadım. Çünkü en son onları ayırmıştım. Yani salonuna gelirsek salonda örümcek ağların hali daha duruyor. Mutfakta da duruyor. Ve bunlar sana yakıştıramadım. İlk önce bir bezle şöyle bir alsaydın. Hani bekliyordum çünkü dün çok iddialı konuşuyordun. Güveniyordum ama iddian fazla. 23 dakikada bir dolabı yapamayan Hatice Hanım'dan ümidim yok dedi Melek. Yani temizlik yapmasını beğenmedin. Beğenmedim. Hızını da beğenmedin. Hızını da beğenmedim. Bu ev için yani ağır mı kaldı? Ağır kaldı. Peki Melek, ver puanını. Evet, Melek'in puanı açıklanacak. Puanı değiştirmek isteyen var mı? Son kez soruyorum. Evet Hatice, şu anda Melek'in vereceği puanla haftanın büyük finalinde ya 10 bin lirayı kazanıp arabanın borcunu ödeyeceksin ya da kaybedeceksin. Hazır mısın? Hazırım tabii ki. Belki de arkadaşlarının verdiği ikiler senin 10 bin lirayı almana engel olacak. Ya evet olacak ama ben gerçekten hakkımı yediklerini düşünüyorum. Bu kadar emek yani 2 puan demek hiçbir şekilde hiçbir emek verilmemiş bir eve verilecek bir puan. Ya sen anlamıyorsun galiba Hatice. Emeğe mi veriyoruz bu puanları? Bir sen anlat.
görmüyor musun? Emek harcamadan mı temizlik yapılıyor? Ya çok o da harcadı da temiz. Emek. O da emek harcadı. Tamam, o da emek harcadı. Ben ona demiyorum ama onun temizliğiyle ben kendi evimi kıyaslamak istemiyorum. Bak, benim dediğime geldim bak. Tamam, hayır, senin dediğine gelmedim. Benim temizliğim de temizlik. Temizliğim emek vermeye. Sonuçta onun temizliği evle benim temizliğimi kıyaslayamazsın. Asla kıyaslayamazsın. Kıyaslamıyorum. Sen ben o zaman ben onun verdiği emek de benim verdiğim emek de aynı. Bir dakika. Emeklerimiz farklı. Anlıyor musun? Emeklerimiz aynı olmuş olabilir ama evdeki harcanan enerji farklı. Ben burada kimsenin emeğine puan vermiyorum. Veren arkadaşlara da katılmıyorum. Niye emeğine puan vermiyorsun? Temizliğine veriyorum ya. Tamam da sonuçta o temizlik emeğimle oluyor benim. Yani. Tamam ama o temizlik benim emeğimle oluyor sonuçta. Keyfek eder bir şekilde mi iş yapıyorum ya ben sen burada? Nasıl emek orada sen nasıl söylüyorsun? Bir şey söyleyeceğim bak. Sen emekten neyi bahsediyorsun? Gerçekten. Bir yere 3 defa dönmesen mesela bak süreni de yetiştireceksin. Çok da iyi temizleyeceksin. Hayır, o 3 defa dövmedim. O kadar yağ vardı. İlk başta siz benden önce gördünüz. Ya ben gözlerim görüyor. Ben ne diyorum o yüzden. Ben tamam ben uzatmayacağım. 3 defa dövmesen de 5 defa dövmesen o yağ çıkmayacaktı. Gerçekten o mutfak hiç emek harcanmayacak bir mutfaktı. Yani sadece bunu soracağım. Değil. Bu emek konusunu kapatıyorum. Son puanı Melek veriyor. Buyur Melek puanını açıkla. Emektir tutturmuşsunuz ne emeği. Üç puan geldi Melek'ten. Arzu Hanım'a puanım 3 mutfağı için. Arzu'ya? Ay, Hatice. Özür dilerim. Hatice Hanım'a puanım 3. O da mutfağı için ocağını gene arındırmış. Evet, Melek'in verdiği puanla Hatice 10 puana ulaştı haftanın ikinci gününde. İlk gün yarışmacımız Arzu hala 12 puanlarını koruyor. Evet. Elle koluna sağlık Hatice'ciğim. Evine gelince evet evin kirli bir evdi. Çoğunlukla örümcek ağı, mutfak yağı, ocak berbat bir ocaktı. Evet. Yalnız sıkıntı şuydu, sen eve ilk girdiğinde mesela ilk önce örümcek ağlarını almadın. Direkt mutfak dolabına girdin. Üstü bir kısım yaptın, tekrar alta indin, bir daha üste çıktın. Yani planlı olarak direkt üste girip orayı temizleyip arındırıp alt dolaba inip onu temizleyip kapaklarını kapatıp yan dolaba geçme gibi bir tarz uygulamadın. Evet. Bu biraz seni sıkıntıya soktu en başlarda. Evet. Ocağı yaptın, elinden geldiği kadarıyla yaptın. Eline koluna sağlık. Tabii ki ister istemez biraz yoruldun. Her bünye ayrı değil. Kimisi 5 saat çalışıyor, hiçbir şey yok. Kimisi 1 saat sonra yorulmaya başlıyor. Bu da önemli bizim için. Alt dolapları sildin. Yalnız 2,5 saat geçirdiğim bir mutfakta tezgahın altındaki dolapta hala örümcek ağları vardı. Bu benim biraz dikkatimi çekti. Çekmecelere girememem benim için sorundu. Buzdolabını ve fırınını güzel yaptın. Eline koluna sağlık. Salona geldiğimizde ise bu iki camla da bayağı uğraştın. Eline koluna sağlık. Sadece bu camın dışarısında birazcık daha buğular var. Elin yetişmediğinden evet, dolayı yetişmedi. Herhalde. Sığmadım demiyorum. Evet, salonda zaten koltuk silmedik. Onun için bunlardan biraz daha süre arttırabilirdik. Salonda çok fazla ıncık cıncık da yoktu, kalabalık yoktu. Salonda da elinden geleni yaptın. Banyo geldiğimizde ise bütün performansını sonuna kadar banyoda kullandın. Kapı çok berbattı, kapı için bayağı uğraştın. Sadece kapının o dil kısmı oldu dediğim yerde orada hala aşağı kadar lekeler duruyor, orası kaldı. Son dakikada saniyelerde çamaşır makinesine de el attın. Yani enerjin gayet iyiydi sonlarda. Eline koluna sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.